Hazır mıyız Mersin? İşte senin başbakanın Recep Tayyip Erdoğan. Sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Mersinliler, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Mersin'e, Mersinli tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Çamlıyayla, Erdemli, Güllar, Mezitli, sizleri kalpten selamlıyorum. Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir, sizleri gönülden selamlıyorum. Ashab-ı Kehf'in şehri, Hazreti Danyal Peygamber'in şehri, birliğin, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Mersin. Sizleri yürekten selamlıyorum. Mersin, Türkiye'nin aynasıdır. Mersin, Türkiye'nin özetidir. Mersin, limanlarda,
fabrikalarda, atölyelerde emeğin şehridir. Mersin bereketli tarlalarında çiftçinin alın terinin şehridir. Mersin Türkiye'nin gururudur. Türkiye'nin iftiharıdır. Türkiye'nin göz bebeğidir. Şimdi biz mitinglerle ilgili programlarımızda düzenleme yapınca, bazı değişiklikler yapınca burada birileri çıkmış şunu demiş: Başbakan Mersin'e gelmekten vazgeçti diye dedikodular yaymışlar. Duydunuz mu? Şimdi bu dedikoduları yapanlara ben soruyorum. Son 12 yıl içinde CHP'nin genel başkanı Mersin'e kaç kez geldi? MHP'nin genel başkanı kaç kez geldi? BDP'nin genel başkanı kaç kez geldi? Ben sadece başbakanlık dönemimde Mersin'e 12 kez geldim. Bu benim 13. ziyaretim. İşte son yıllarda 2009 yılının Mart ayında geldim. Eylül 2010'da geldim. Mart 2011'de, Haziran 2011'de geldim. En son 20 Haziran'da bir kez daha geldim. Akdeniz oyunlarının açılışını geldim yaptım. Kendimiz gelemediğimiz zamanlarda bakanlarımız da burada olduk. Milletvekillerimiz de burada olduk. En önemlisi de eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla her zaman zaten Mersin'de olduk. 81 vilayete defalarca gittim ve gittik. Dünyanın 150'ye yakın ülkesine ulaştım. Bütün bu yoğunluğun içinde Mersin'i asla ihmal etmedim. Biz böyle çalışıyoruz ya. Biz yan gelip yatan siyasetçilerden değiliz. Bizde tatil falan yok. Senede bir hafta yapabiliyorsak öp başına koy. Bu kadar. Biz hizmetle tatil yapıyoruz. Çalışarak tatil yapıyoruz. Gücümüz buradan geliyor. Bunların Mersin'le ne kadar ilgili olduğunu ben size söyleyeyim. CHP'nin genel başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Orada açıklama yapıyor. Bakın çok enteresan. Çok ilginç şeyler söyleyeceğim sizlere şimdi. 7 büyükşehir belediyesini AK Parti'den alacağız diyor. Ancak AK Parti'den alacağı 7 büyükşehir arasında Mersin'i de sayıyor. Bunu duydunuz mu? Mersin'i AK Parti'nin elinden alacağız diyor. Hatta Tarsus'ta Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geliyor diyor. Tarsus'ta. Daha enteresanı. Enteresan bir şey daha söylüyor. Gidip sahilleri gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle olağanüstü sahil bulabilirsiniz diyor. Allah ilini versin. Güneydoğu'nun sahili mi var ya? Daha Mersin'in haritadaki yerini bilmiyor. İşte bu Kılıçdaroğlu'nun Mersin'le bu kadar ilgili, Mersin'de kendi partisinden bir belediye başkanı olduğunu bilmeyecek kadar Mersin'e Fransız kalmış. Sevgili kardeşlerim, seçim günü sandıklar kapandığı anda bizim için şehirlerin, ilçelerin, köylerin ne kadar oy verdiği konusu da kapanır. Biz hiçbir yerleşim birimine verdiği oya göre muamele etmedik. Etmeyiz. 77 milyon bizim nazarımızda birdir. Beraberdir, kardeştir. Kardeşlerim, yola çıkarken biz bir şey söyledik. Burası çok önemli. Ne dedik?
tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla, aklınız ara gelirse, Arabıyla biriz. İriyiz, diriyiz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Tek millet. İki, tek bayrak dedik. Kardeşlerim, bayrağımızın rengi, ben sizlerle gurur duyuyorum. Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanıdır. Hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin sembolüdür, simgesidir. Ya çıkmış bu konuda da bizimle yarışıyor. Geçenlerde diyor ki Edirne'de Kırkpınar güreşlerinde bayrak geçerken AK Partili bakanlar ayağa kalkmadı diyor. Ya Kılıçdaroğlu be, dürüst ol, dürüst. Sen ne zaman dürüst olacaksın? Sen ne zaman bu takiyeyi, yalanı bırakacaksın ya? Ya sen değil misin geçen seçimlerde Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın ya? Bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın. CHP'nin bayraklarıyla orada miting yaptın ya. Utanmıyor musun ya? Niye orada bir tane Türk bayrağı yoktu ya? Şu meydanı görüyor musun? Şu meydanı görüyor musun? Bak bak bak. AK Parti'nin bayraklarıyla Türk bayrağı nasıl bir arada kenetlenmiş bak. Biz böyle çıktık bu yola. Daha kızım benim yavrum ilkokula giderken ilkokulda şiir okuma yarışması düzenlendi. Bana dedi ki ya baba ben hangi şiiri okuyayım? Ben de o zaman kızıma şunu söyledim. Kızım dedim, Arif Nihat Asyal'ın bayrak şiiri var. Sen onu oku dedim. Ve kızım ilkokulda o bayrak şiirini okuyarak o zaman birinci oldu. Ya biz bayrak sevgisini, bayrak aşkını yavrularımıza ta kendilerini anladıkları anda öğrettik Kılıçdaroğlu. Sen kiminle yola çıktığının farkında mısın ya? Sen bu konuda bizimle yarış edemezsin. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Onun için Mithat Cemal Kuntay ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ama şimdi baktım ki Kılıçdaroğlu da bu şiir okumaya başladı. Öğrendi, öğrendi. Rabia'yı da öğrendi. Bu işareti de yapıyor. Ha, içini farklı dolduruyor, ayrı mesele. Ama şunu dahi öğrenmesi çok önemli. Çok önemli çünkü şu işaret çok farklı bir işaret. Tek millet, tek bayrak, arkadan ne geliyor? Tek vatan geliyor. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Yani batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Orta Anadolu'da da o olacak. Marmaras'ında da o olacak. Akdeniz'de de o olacak. Her yerde o olacak. Çünkü Türkiye'yi 780 bin kilometre kare olarak ayağa kaldıracağız. Eğitimiyle, sağlığıyla, adaletiyle, emniyetiyle, ulaşımıyla, enerjisiyle, aklınıza ne gelirse, tarımıyla, hayvancılığıyla, her şeyiyle. Kardeşlerim, işte biz bunun yolculuğunu yapıyoruz. Kardeşlerim, dördüncüsü ne? Tek devlet. Tek devlet. Devlet içinde devlet asla kabul etmiyoruz.
paralel yapı, paralel devlet asla. Onun için bunlara gereken dersi, gereken cevabı veriyoruz, vereceğiz. Ve bunlar şu anda tutuştular. Gereken cevabı alacaklar. Sizin sabrınız, sizin heyecanınız, sizin bu coşkunuz ey Mersin, demokraside de bir ilk adım oldu. İşte biz, biliyorsunuz, oyların başına gelenler geçmişte Mersin'de yaşandı. Nerede? Bunu gündeme getirdim, Arslanköy. Arslanköy'de baktı ki o zamanın CHP'si istediği oyu alamıyor, dayatma yaptı. Tehditler yaptılar. Fakat bütün bu tehditlerin karşısında Arslanköy'ün kadınları ne dedi? Asla dedi. Biz size sandığımızı kaptırmayacağız dedi. Ve oylarımıza sahip çıkacağız dedi. Ve onlar nasıl direndiler biliyor musunuz? O hamile kadınları onlar çekirdiler, savurdular filan ama onlar öyle bir direnç ortaya koydular ki işte demokrasi burada taşlandı. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak dediler ve durdurdular. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak dediler. Bu kadınlar, onurlu kadınlar, o gururlu kadınlar, o demokrat kadınlar, Arslanköy'de bunlara durun dediler. Onun için Mersin çok önemli. Onun için Mersin CHP'ye 30 Mart'ta en büyük dersi vermelidir diye inanıyorum. Kardeşlerim, 3 Kasım 2002'de bu aziz millet bize yetki verdi. Bize iktidar vazifesini yükledi. Biz de o andan itibaren Türkiye için, bu aziz millet için yollara düştük. Şehirlerimiz için, insanımız için hizmet ürettik. Her seçimde oylarımız biraz daha arttı. Her seçimde milletimizin teveccühü daha da yükseldi. Millet bizim eserlerimize, hizmetlerimize, politikalarımız her seçimde onay verdi. Kardeşlerim, şu anda 30 Mart seçimlerinde de anketler gösteriyor ki milletimiz yine AK Parti diyor. Meydanlar işte görüyorsunuz. AK Parti diyor. Bu meydana Kılıçdaroğlu geldi mi? Ne vardı burada? Sokaklar, caddeler AK Parti diyor. AK Parti inşallah bu seçimden de birinci parti olarak çıkıyor. Ne dedim? Ne dedim? Dedim ki siyaseti bir lider niçin yapar? Hanım kardeşlerim, birinci parti olmak için yapar değil mi? Fakat ben bakıyorum ki ne Kılıçdaroğlu'nun ne diğerlerinin hiçbirinin birinci parti olmak gibi bir derdi yok. Ya biz partimizi kurduk. Partimizi kurduk daha 16. ayda girdiğimiz ilk seçimde biz birinci parti olduk. %34,5 oyla birinci parti olduk. Hedefimiz bu. Bizim bir derdimiz var. Aşkımız var ve birinci parti olduk. %63 parlamentoda temsil yetkisi aldım. Kardeşlerim, şimdi diyorum ki bu benim 3 genel, 3 yerel, 2 de referandum geçirdik. 8 seçim. Hepsinden birinci çıktık. Şimdi bu 8.sinde diyorum ki eğer partim birinci olmazsa ben genel başkanlığı bırakmaya hazırım diyorum. Şimdi soruyorum. Ey Kılıçdaroğlu,
sana o tatlı gelen koltuğu bırakmaya var mısın? Birinci olamazsan o koltuğu bırakmaya var mısın? Bırakamaz. Tadı var, tadı. Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadın ya. Hep üçüncü oldun. Hele hele ilk seçimde zaten parlamentoya giremedin. Şimdi sen yine üçüncü parti olacaksan bu koltuğu artık bırak da doğru dürüst bir muhalefet olursun. Sokakları tahrik etmekten vazgeç. Ve kalkıp Tayyip Erdoğan'a gençleri tahrik etme gibi bir iftira atma. Dürüst ol. Eğer böyle bir iftira varsa bunun başında siz varsınız. AK Parti gençliği sokaklarda değil. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bakınız, biz sizlerle gurur duyuyoruz. AK Parti gençliğinin elinde molotof yok. Taş yok. Sopa yok. AK Parti gençliğinin elinde tablet bilgisayar var. AK Parti gençliğinin elinde kalem var, kitap var. Farkımız bu. Farkımız bu. Ama Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok. Aynı şekilde Bahçeli'nin böyle bir derdi yok. BDP'nin zaten hiç böyle bir derdi yok. Çünkü o bölücü terör örgütünün riyasetinde, onun verdiği destekle siyaset yapıyor. Yoksa kendi gayretleriyle falan değil, tehdide dayalı, gerilime dayalı bir siyaset. Şimdi 30 Mart'ta sandıktan AK Parti'nin çıkacağını gören muhalefet, medya bazı iş adamları huzuru bozmak için, sandığı gölgelemek için çok çirkin girişimler başlattılar. Önce Gezi dediler, başarılı olamadılar. Ardından 17 Aralık darbe girişimini başlattılar. Başarılı olamadılar. Şimdi de sokakları tahrik ederek, sokakları terörize ederek sonuç almaya çalışıyorlar. Medya günlerdir sokakları ateşe vermek için sorumsuzca yayın yapıyor. İş adamları çıkıyor. Sokakları karıştırmak için ahlaksızca tahrikler yapıyor. Siyasetçiler çıkıyor. Seçime sadece 17 gün kala sokakları karıştırmaya çalışıyor. Filistinli bir tek çocuk için gözyaşı dökmeyen, Mavi Marmara şehitlerine terörist gözüyle bakan, Mısır için, Suriye için yüreği yanmayan Pensilvanya'daki zat ta oradan sokakları karıştırma çağrısı yapıyor. Ey Mersin, ey Türkiye, kimin kiminle iş tuttuğuna çok dikkat edin. Kimlerin kimlere sahip çıktığına çok dikkat edin. Allah aşkına soruyorum, ey MHP, senin bu gezicilerle ne işin var? Sen bu gezicilerle nasıl yan yana durabiliyorsun? O illegal örgütlerle, marjinal örgütlerle, polise, askere kurşun sıkan o terör örgütleriyle sen nasıl ittifak yapabiliyorsun? Ankara'da bayrağımızı yakanlarla, İstanbul'da başörtüsüne saldıranlarla sen nasıl işbirliği yapabiliyorsun? Şimdi buradan MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Yılların MHP'sinin DHKPC gibi terörist bir örgütle, polise, askere, devlete kurşun sıkan bir örgütle aynı safta yer alması senin kanına dokunmuyor. Ah benim kardeşlerim, ey MHP yönetimi, marjinal sol örgütlerle aynı hizada durmak sizin kanınıza dokunmuyor. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmak, kol kola girmek, onlara avukatlık yapmak sana mı düştü ey MHP? Bakın sevgili kardeşlerim, burada
Mersin'de çok büyük bir skandal yaşandı. Mersin valisi, vali yardımcıları, korumaları, hakimler, savcılar, emniyet müdürleri, bürokratlar dinlendi. AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin il başkanlıkları dinlendi. Bu dinlemeleri hukuksuzca yaptılar. Keyfice yaptılar. Bu dinlemeleri ileride şantaj yapmak için, gerektiğinde tehdit etmek için kaydettiler. Ey MHP, buna daha ne kadar susacaksın? Ey CHP, ey BDP, buna daha ne kadar susacaksın? Sizi susturan ne? Devlete, millete, ulusal güvenliğimize, hatta MHP'nin il başkanlığına dinlemeler yoluyla saldırı yapılıyor ama MHP buna ses çıkarmıyor. Kardeşlerim, bakınız, geçen bir televizyon programında Pensilvanya'daki zatın yanında 10 yıllarca kalmış olan bir beyefendi bir açıklama yaptı. 15 yıl beni dinletmişler dedi. Ve o zata sormuş. O zata sormuş. Hocam beni niye dinlettiniz demiş. Veya beni dinlettiniz mi demiş. Evet dinlettik demiş. E niye dinlettiniz demiş. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Bunu öğrenmek için. Ya düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hoca efendi olabilir mi? Böyle bir Müslüman olabilir mi? Nasıl dinletirsin ya? Böyle bir şey var mı? İnsanların mahremine nasıl girersin ya? Böyle bir şey var mı? Değerli kardeşlerim, benim dinimde böyle bir şey yok. Benim inancımda böyle bir şey yok. İnsanlıkta da böyle bir şey olamaz. Hiçbir dinde böyle bir şey olamaz. Hiçbir inanç sisteminde böyle bir şey olamaz. Kardeşlerim, bunlar inanın çok çok yanlış yola girmiş vaziyetteler. Ne olacak? Sevgili peygamberimizi Miraç'tan indirip kamyonete bindiren zihniyetten ne olur? Televizyonlarında bu tür yayınlar yaptılar. Hazreti Cebrail, biliyorsunuz benim dinimizde meleklere iman itikadidir. Ya şu lafa bak. Hazreti Cebrail diyor, inse parti kursa ben ona da oy vermem diyor. Ya Hazreti Cebrail'in işi gücü yok da gelip parti mi kuracak ya? Şu lafa bak, şu benzetmeye bak ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Öbür taraftan ben bugüne kadar oy kullanmadım, bundan sonra da kullanmayacağım diyor. Ama bütün affedersin arkasına takılmış olanlara diyor ki siz şu anda AK Parti'ye oy vermeyin. Kime oy verirseniz verin, bunun SMS'lerini yayın diyor. E tabii rüyada da Peygamber Efendimiz'i görmüşler. Peygamber Efendimiz de ne demiş? Tweetleri bir kat daha artırın. Soruyor. Pensilvanya'daki zat da diyor ki öyle mi dedi? Artırın. El hak doğrudur. Böyle bir mantık olabilir mi? Değerli kardeşlerim, işte 30 Mart çok farklı bir seçim. Alışılmışın dışında bir seçim. Kardeşlerim, bu CHP daha düne kadar bu Pensilvanya'daki zata düşmanlık yapıyor. Meclisi onunla ilgili Kılıçdaroğlu'nun verdiği soru önergesi var. Araştırma komisyonu kurulsun diyordu. En ağır hakaretleri yapıyordu. Şimdi yol arkadaşı oldular ya. Bu MHP'nin milletvekillerine işte o ses kayıtları, görüntü kayıtları yoluyla alçakça saldırı yapıldı. Ya bunun üzerine biz gittik. Bunları ortadan kaldırdık. Aynı şekilde CHP'nin eski genel başkanlarına yaptılar. Biz müdahale ettik, yarım saat içinde bunları kaldırttık. Ama şimdi yol arkadaşı oldular. Maşallah. BDP de bunların yanında. Şimdi bunlar üç kafadar. Çünkü iktidarı milletten alıp eskiden olduğu gibi
seçkinlere teslim etmek istiyorlar. Eskiden olduğu gibi Türkiye'yi holdingler yönetsin. Bir kısım medya yönetsin. Faiz lobisi, vaiz lobisi, kan lobisi, rant lobisi yönetsin diye mücadele ediyorlar. Türkiye eskisi gibi küçük olsun, iddiasız olsun, sessiz olsun, tepkisiz olsun diye uğraşıyorlar. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Bu ülkeyi artık millet yönetiyor, millet! Siz yönetiyorsunuz. Yetki milletindir. Karar milletindir. Söz milletindir. Mühür milletindir, millettedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletin iradesini çalamayacaklar değerli kardeşlerim. Mersin 30 Mart'ta büyükşehri AK Parti'ye vermek suretiyle ilçeleriyle beraber modern bir Mersin'i inşa ettiğimizi göreceksiniz. 30 Mart seçimleri Türkiye için hayati bir dönüm noktası olmuştur. Ben bu Mersin'e bu kadar geldim gittim, yerel yönetimde burada en ufak bir değişim görmedim. Ah kardeşim. Ya şu Mersin'in bir meydanı bile yok ya. Bir meydanı bile yok ya. Bu nasıl belediye? Bu nasıl bir belediyecilik ya? Biz böyle bir caddede, böyle bir dar yerde mi bu mitingi yapmalıydık? Kardeşlerim, inşallah konuyla ilgili ben belediye başkan adayıma ve Zafer Bey'e, milletvekili arkadaşlarıma da onu söyledim. İnşallah bu seçimi aldığımızda nasıl olsa 25 bin kişilik stadı yaptık. Şimdi bu stadı inşallah bu meydanla bütünleştirmek suretiyle buraya büyük bir kent meydanı yapacağız. Modern bir kent meydanı yapacağız. Yani Mersinli hem bu meydanda mitingini yapabilecek, bizler yapabileceğiz ama aynı zamanda da gelip bu meydanda gezebilme imkanını bulacak. Onun için buna var mıyız? Kardeşlerim, bakın şu anda kaç günümüz kaldı? 17 günümüz kaldı. Değil mi? Şimdi bu 17 günde ben hanım kardeşlerime diyorum ki kapı kapı dolaşmaya, gece gündüz dolaşmaya var mıyız? Var mıyız? Beyler, gece gündüz dolaşmaya var mıyız? Yoğun çalışacağız. Unutmayın, uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Onların ablaları varmış. Pensilvanya'nın ablaları varmış. Sizin kapılarınıza da geldiler mi? Çaldılar mı? Gelemezler. Çalamazlar. Ama gelirlerse vereceğiniz cevap bellidir zaten. Biz iktidarımızdan memnunuz. Bizim ablalarımız da burada. Bizim ablalarımız burada. 30 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıklarda vereceğiz. Onların abileri varmış. Edepsizce, terbiyesizce başbakan için olmadık yalanları uyduruyorlar. Zafer kardeşim için uydurdukları gibi, diğer kardeşlerim için uydurdukları için, bizim için de aynı şeyleri uyduruyorlar. Güya bizler milyarları götürmüşüz. Öyle diyor ya Kılıçdaroğlu. İsviçre'de benim 13 tane hesabım varmış. Dün Siirt'te söyledim. Mersin'de daha da yakışır bu iş. Ey Kılıçdaroğlu, sende zerre kadar şahsiyet varsa, karakter varsa, cibiliyetin düzgünse, o zaman diyorum ki o hesaplar nerede? O hesapları bul çıkar. Getir, o parayı beraber tahsil edelim. Tahsil ettikten sonra da sen diyorsun ya, ben Nazımiye fakiriyim, sana bu paraları ben vereceğim. Tamamını vereceğim. Tamamını. Ama hangi bankada, nerede? Gidelim bunları alalım. Ben bunları sana teslim edeceğim. Bu kadar yalan olmaz ya. Biraz bir insan dürüst olacak. Aynen Pensilvanya'daki gibi. Bunlarda takiye var.
Bunlarda yalan var, bunlarda iftira var, bunlarda fitne var, fesat var. Aynı karakter, aynı. Kardeşlerim, bakınız, bu Kılıçdaroğlu akşam bir yalan, sabah bir yalan söylüyor. Pensilvanya'daki zat 5 ay önce başka, 5 ay sonra başka. Onun da böyle bir özelliği var. İşte beddua diye bir olay çıktı ya. Şimdi evlerde, yurtlarda gece seansları yapıyorlar. Ne seansı biliyor musunuz? Beddua seansları. Bunların bedduaları bana tutacak. Tutmaz, tutmaz. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle sizin hayır dualarınız bunların beddualarını bu merak gibi kendilerine döndürecek. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz abdestimizden şüphemiz yok. Namazımızdan da şüphemiz yok. Kardeşlerim, bizim bu ülkede neler yaptığımız ortada. Eski Türkiye'de faiz lobisi vardı. Eski Türkiye'de gerilim vardı. Kaos vardı. Eski Türkiye'de kan vardı, gözyaşı vardı. Biz bunların tamamına dur dedik. Faiz lobisi değil, millet kazanacak dedik. Gerilim değil, kaos değil, kardeşlik kazanacak dedik. Kan değil, gözyaşı değil, barış, huzur, refah olacak dedik. Bakın bir yıldır terör nedeniyle yeni acılar yaşamıyoruz. Buraya gelmeden önce dün akşam en son Mardin'deydim. Yağmura rağmen alandan dağılmadılar. Sonuna kadar beklediler. 1,5-2 saat gecikmeyle gittim, beklediler. Mardin bir başkaydı. Ondan önce Siirt'teydim. Siirt de öyleydi. Orada da bir başka coşku vardı. Televizyonlarda belki izlediniz. Elhamdülillah. Milletimin bu ilgisi, bu alakası bu seçimi farklı kılıyor. Ben inanıyorum ki Mersin artık bir değişim diyor. Değişim istiyor. Herkeste umut var. Herkeste heyecan var. Huzur var. Kardeşlerim, batıda huzur var, doğuda huzur var. Kuzeyde, güneyde huzur var. Biz öldürmenin değil, yaşatmanın mücadelesi içindeyiz. Biz kan dursun diye çırpınıyoruz. 30 yılda 40 binden fazla maalesef ölüme neden olan terör artık bitsin diyoruz. İşte birileri bunu sabote etmek için çalışıyor. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütüne akıl verenler, yeniden silahı elinize alın diyenler, bu kadar alçalanlar var. Kardeşlerim, doğuda terör biterken büyük şehirlerde terörü sokak eylemlerine azdırmaya çalışanlar var. Ben Mersin'den, siz değerli kardeşlerimden bu kirli oyunu, bu kirli ittifakları görmenizi istiyorum. Bu kirli tuzağın asıl hedefinin Türkiye olduğunu görmenizi istiyorum. Türkiye'de huzuru bozmak için, ekonomiyi yıpratmak için, demokrasiyi bozmak için oynanan oyunu görmenizi istiyorum. İşte 30 Mart'ta biz buradayız diyeceksiniz. 30 Mart'ta Türkiye'ye yönelik saldırılara geçit vermeyeceksiniz. 30 Mart'ta bu şer cephesine sandıkta ders vereceksiniz, ders. Kardeşlerim, asla ümitsiz olmayacağız. Asla boynumuzu yere eğmeyeceğiz. Bizi tedirgin etmeye çalışanlara prim vermeyeceğiz. Aramıza nifak sokmaya, fitne sokmaya çalışanlara aldanmayacağız. Sabırlı olacağız. Soğukkanlı olacağız. Biz birileri gibi sokaktan medet ummayacak. Sandıkta hesap soracağız. Biz istismar siyasetiyle, esersizlik siyasetiyle değil, hizmet ve eser siyasetiyle yürümeye devam edeceğiz. Her meselemizi hukuk ve demokrasi içinde çözeceğiz. Tarihlere asla aldanmayın. 30 Mart'ta sandığa gidin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Kardeşlerim, Türkiye'nin
Kardeşlerim, 12 yılda Mersin'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bakın burası çok önemli. 10 katrilyon 200 trilyon liralık yatırım yaptık. Bakınız, Cumhuriyet tarihinde Mersin'e böyle bir yatırım gelmedi. Ulaştırma ve haberleşmede 1 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 771 trilyon yatırım yaptık. Sağlıkta 367 trilyon yatırım yaptık. Orman ve su işlerinde 618 trilyon yatırım yaptık. Toplu konutta 633 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalarda 991 trilyon yatırım yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 662 trilyon yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, 2011 seçimlerinden hemen önceydi. Projelerimizi açıklamıştık. Bir söz verip sonra onu unutanlardan olmadık. Mersin 2023 projelerini adım adım hayata geçiriyoruz. Kardeşlerim, işte önceki gün 1250 yataklı şehir hastanemizin temeli, Sağlık Bakanımız, milletvekillerimiz hep birlikte onların katılımıyla temeli atıldı. Böyle bir şey var mıydı ya? Toplamda 6 hastane olacak burada. Şehir hastanemiz modern, her türlü ihtiyaca cevap verecek. Sağlık kampüsü olacak bu. Kamu özel ortaklığıyla yapılıyor. Ve yapacaklar, biz kiralayacağız. Kardeşlerim, kamu özel ortaklığıyla yapılan Toroslar ilçesindeki Korukent mahallesinde inşa ettiğimiz hastanemizin toplam maliyetine biliyor musunuz? 667 trilyon. Bununla bitmiyor. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi. 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi. Güller Devlet Hastanesi. 150 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi. Arsa çalışmaları ve ihalesi devam eden bunlar sağlık tesislerimiz arasında. Ayrıca Mersin'e kamu özel ortaklığıyla 300 yataklı Akdeniz Devlet Hastanesi'ni kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. 250 yataklı Toroslar Devlet Hastanemizin ve MUT Devlet Hastanemizin yapımı şu anda süratle devam ediyor. Kardeşlerim, şu anda istediğin hastaneye gidiyor musun? Soruyorum, gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilaçlarını alabiliyor musun? Şimdi Allah aşkına, ben tüm Mersin'e sesleniyorum. Bu Kılıçdaroğlu denilen zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürüydü. Kardeşlerim, bu genel müdür olduğu zaman hastanelere gidip kuyruklarda bekliyor muyduk? Az mı çile çektik ya? Ben bunu yaşadım. Sabahtan giderdik Şafak'la birlikte, girerdik kuyruğa, numara alırdık. Ondan sonra da rahmetli anacığım gelir, onu tedavi ettirir. Biz bunları yaşadık. O zaman biliyorsunuz dışarıdaki eczanelerden ilaç alamazsın. Ne yapıyorduk? Hastanenin eczanesine iniyorduk. Doktor verdiği reçeteyle beraber gidiyorsun eczaneye, ilaçların yarısı yok. Ne diyordu bize? Gideceksin dışarıdan alacaksın. Bunları yaşadık mı? Hani bu adam halkçıydı ya. Neresi halkçı bu adam? Bu adam SSK'yı yönetemedi ya. İnanın buna 3 tane koyun verip kaybedip gelir. Daha enteresanını söyleyeceğim. Bu geçen seçimde biliyorsunuz İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ve ikametgah olarak İstanbul'un Kağıthane ilçesi var. Orayı gösterdi. Sordular. Eviniz nerede? Kağıttepe dedi. İlçeyi bilmiyor. Sonra ne oldu? Daha enteresan.
Ya arkadaşlar, seçimde oyunu kullanamadı ya. Meğerse seçmen kartını da herhalde almamış. Oyunu kullanamadı. Hanım da kullanamadı. E şimdi bu, düşünün, bunu kaybedip kendine oy atamayan adam bu ülkeyi yönetebilir mi ya, soruyorum sizlere. Kardeşlerim, her şeyden önce kendini idare edemeyenden millete idareci olmaz. Onun için bu seçimde CHP'ye oy vermek, inanın, Mersin'e ciddi manada bir yük getirir. Biz istiyoruz ki Mersin artık bir modern Mersin olsun. Belediyecilik bizim işimiz, bizim. Bizim işimiz. İşte İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Oradan geliyorum. Ve görevi ben CHP'lilerden aldım. CHP belediyesinden. İstanbul çöp dağlarıyla kaplıydı. Hava kirliliği vardı. İstanbul'da değerli kardeşlerim susuzluktan geçilmiyordu. Ve 2 yılda susuzluğu bitirdik. Hava kirliliğini bitirdik. Ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Habitat, Habitat İstanbul'u dünyanın en temiz kentlerinden biri olarak ilan etti. Biz bunu yaşadık. İstiyoruz ki Mersin'de böyle olsun. Ama bu bizimle olur. Bu zihniyetle olmaz. Onun için Mersin değişime hazır mı? Değişime var mı? Aynı şekilde ilçelerle de bunu istiyoruz. Şimdi geçtiğimiz yıl Mersin 17. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Bunu buraya kim kazandırdı? Ya çıkmış CHP'li Büyükşehir Belediyesi buna sahipleniyor. Ayıptır ya. Ayıp. Ayıp. Bunu gelip de sana mı teklif ettiler ya? Bize teklif ettiler. Ve teklif ettikten sonra, çünkü bu işin parasını vermek Mersin Belediyesi'nin yapacağı iş değildi. Çünkü burada bütün organizasyonuyla beraber 700 trilyon gerekiyor. Sadece yatırımlar noktasında 500 trilyon yatırım yaptık biz Mersin'e. Sadece Akdeniz oyunlarıyla alakalı. Mersin'e 11 yeni tesis kazandırdık. Ey belediye başkanı, sen ne yaptın söyle bakalım. Ne yaptın? Yollarını mı yaptın? Şu tesisi ben yaptım de ya. Hangi tesisi yaptın? Söyle bakalım. Akdeniz oyunları 20 Haziran'daki o muhteşem açılışla başladı. 24 ülkeden 6000 sporcu katıldı. 32 branşta oyunlar yapıldı. Mersin'e söz verdiğimiz 25.000 kişilik stadyumu da süratle kazandırdık. Şimdi yanılmıyorsam 23'ünden itibaren artık Mersin İdman Yurdu maçlarını orada oynamaya başlayacak. Kardeşlerim, biz söz veririz, yaparız. Ama bunlar aldatırlar. Biz ne dedik? Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Ve bunu yaptık. Hiçbir zaman. Bakın Mersin'e 7500 kişilik Servet Tazegül spor salonunu yaptık. Yoktu. Böyle bir kapalı spor salonu yapalım dedik. 4500 kişilik Akdeniz Oyunları köyünü inşa ettik. 1000 kişilik jimnastik salonu, 3500 kişilik tenis kortu, 500 kişilik spor salonu, atıcılık tesisleri, 1000 kişilik olimpik yüzme havuzunu biz Mersin'e kazandırdık. Bunu belediye mi yaptı? Ya nasıl bu yalanı söylersin? E ne olacak? Başındaki yalan söylerse o da yalan söyler. Hocası o. Lokomotif nereye çekerse vagon oraya gider. Mersin Mezitli'de değerli kardeşlerim şu anda 208 derslik, bakın bu çok önemli, önemli bir müjde bu, spor salonları, yüzme havuzu, kütüphaneleri, konferans salonları, bilim merkezi, kreş ve anaokulunu da kapsayan bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Projeler hazır. Kamu özel ortaklığıyla
yapacağımız bu eğitim kampüsünün yapım ihalesini de inşallah bu Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Çift hattı Mersin Demiryolu'nu, bilhassa Adana-Mersin arasını 3 ve 4 hattı yapmak için projeleri hazırladık. İhaleleri yapıldı. Yakında çalışmalara başlıyoruz. Mersin'den başlayarak hem Kuzey Demiryolu'nu değerli kardeşlerim, hem Güneydoğu Demiryolu'nu, hem Ulukışla-Mersin arasını, hem Toprakkale-Mersin arasını sinyalli elektrikli hale getiriyoruz. Biliyorsunuz Mersin Limanı için Tırmıl'da bir yük merkezi yaptık. Bu yetmez dedik. Mersin'e yenice Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden birini kuruyoruz. Bu da yetmez dedik. Şimdi Taşkent'e yapacağımız lojistik merkezinin projelerini hazırlıyoruz. Bunlar muhteşem bir istihdam. Bunları hazırlayacak. Aynı zamanda parasal kaynak bu noktada Mersin'e bir canlılık getirecek. Dün Ulaştırma Bakanımız Karaman-Konya hızlı tren projesinin temelini attı. Bu hızlı tren nereye kadar gelecek biliyor musunuz? Nereye? Mersin'e gelecek, Mersin'e! Burayla kalmayacak. Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e kadar gidecek. Kardeşlerim, 2023 hedefi bunlar. 2023'e kadar inşallah bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz 24 saati kapsayan projelerle değil, 100. yılı kapsayan projelerle konuşuyoruz. Mersin'de başladığımız ve şu anda yapımı devam eden demir yolu projelerinin bedeli ne biliyor musunuz? Dikkat edin. 1 katrilyon 228 trilyon lirayı buluyor. Bakınız, bu arada bir şey daha söyleyeyim sizlere. Asrın projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin projesi kapsamında yer alan Alaköprü ve Geçitköy barajlarını söz verdiğimiz gibi 7 Mart 2010 tarihi itibariyle tamamladık. Bu projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda ne kadar su gidecek biliyor musunuz? 75 milyon metreküp su aktarımı sağlayacağız. Barajların yatırım bedeli yaklaşık 80 trilyon. Şimdi geliyorum Erdemli'ye. Erdemli'nin 53 bin dönüm arazisini sulayacak Sorgun Barajı'nın temelini 15 Şubat 2014 tarihinde attık. Öyle mi? Bu baraj sulama yanında yıllık ne kadar enerji üretecek biliyor musunuz? 38 bin kilowatt saat enerji üretimi yapacak. Erdemli için büyük önem arz eden 77 trilyona mal olacak bu barajı inşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız. Kentsel dönüşümde TOKİ aracılığıyla Mersin'de 3.718 konut inşa ettik. Hak sahiplerine teslim ettik. Çay ve Çilek mahallelerinde toplamda 4.800 konut, Ataş rafinerisine ait kamulaştırılan alanda yaklaşık 954 konut ve Özgürlük mahallesinde ise sanayi ve depolama alanları yapmak için çalışmaları yürütüyoruz. Lakin BDP'li Akdeniz Belediyesi çeşitli davalar açarak önümüze birçok engeller çıkarıyor. Fakat yeni düzenlemeyle artık bunlar sökmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda
bunları da aşmak suretiyle oradaki projelerimizi hayata geçireceğiz. Kardeşlerim, önemli bir yere geliyorum. Biz kaç tane havalimanı ile teslim aldık Türkiye'ye biliyor musunuz? 26. Şimdi kaç tane? Gençler iyi biliyor bu işi. İyi biliyor bu işi. Bak, işte mesele bu. Bunu anlatacaksınız. 26 havalimanı ile aldık. Şu anda 52 havalimanı var. İnşallah 53. geliyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın temelini geçtiğimiz yıl attık. İlk aşamada 15 milyon yılda yolcu kapasitesi var. Hem iç hem de dış hat trafiğine açık, büyüyebilecek şekilde bunu tasarladık. Sonra kapasite artınca bunu 30 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bölge için çok önemli. Bu havalimanı inşallah ne zaman bitecek? 2016 yılında da bunu bitireceğiz. Kardeşlerim, bu ne demek biliyor musunuz? Mersin'de turizm patlayacak. Tarsus'ta patlayacak. Bütün Erdemlisi'yle patlayacak. Sahilleriyle patlayacak. Mersin bir başka hal alacak. Mersin'e 2002 yılına kadar 279 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 10 yılda 167 kilometre daha ilave ettik ve şimdi 446 kilometreye uzadı. Kardeşlerim, Mersin'in Adana, Niğde komşu illeriyle karayolları bağlantılarını bölünmüş yollarla sağladık. Mersin-Antalya yolunu biliyorsunuz. Diğer adıyla Akdeniz sahil yolu. Bu yolun keskin virajları, dik rampaları, kör noktaları meşhurdu. Biz Erdemli'den Antalya'ya kadar kardeşlerim bu yolun 364 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak yaptık. Hizmete sunduk. Erdemli-Silifke-Anamur arasındaki 64 kilometrelik kısımda bölünmüş yol çalışmaları sürüyor. İnşallah 2016'da bu da bitecek. Silifke, Taşucu, Ovacık yolu üzerindeki Boğsak Tüneli'nin yapımını bitirdik. Yakında hizmete açıyoruz. Bu yolu ne kadar kısaltıyor biliyor musunuz? 3700 metre kısaltıyor. Tünelin uzunluğu 1570 metre. Kardeşlerim, çift tünel. Çift tüp. Bunları biz yaparız. Biz Ferhat'ız, Ferhat. Biz Ferhat'ız. Biz Şirin'e aşığız. Aşık olursan yaparsın. Sevdan varsa, derdin varsa yaparsın. Biz Ferhat, sizler de Şirin. Ve dağları delerek gidiyoruz. Dağları delerek gidiyoruz. Durmak yok. Ne dedik? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Kardeşlerim, bakınız bu ülkede. Bu ülkede. Ya bizim kızlarımıza neler çektirdiler. Öyle mi? Bizim gençlerimize neler çektirdiler. Dediler ki sen meslek lisesi mezunusun. Sen İmam Hatip mezunusun. Kat sayıya tabisin. Üniversitelere sokmadılar. Sen dediler başörtülüsün. Dolayısıyla üniversiteye giremezsin dediler. Öyle mi? Bu CHP Kılıçdaroğlu yeni bir yalan daha çıkardı. Ne diyor? Başörtüsü meselesini ben hallettim diyor. İnandınız mı? Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yalanına da inandınız mı? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıya kadar bile yanmadı. Çok çabuk söndü. İnanmaz. Niye? Ya senin her şeyini biliyorlar. Yani biz MHP ile birlikte 411 oyla bu konuda bir anayasal düzenleme yaptık mecliste. Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, bunu engellediniz. Kim? CHP. Maalesef bunu gördük. Ama bu defa olay farklıydı. Bu defa da
İstanbul'dan bir milletvekili Danıştay'a gitti. Danıştay reddetti. Reddettikten sonra artık yapacakları bir şey kalmadılar. Ama biz aynı zamanda tabii bize biliyorsunuz bunlar ne yaptılar? CHP, MHP, BDP anayasa değişikliğinde karşımıza dikildiler. Öyle mi? %58'de biz referandumu gerçekleştirdik mi? Bunların orada mecelleri kesildi. Yapacakları bir şey kalmadı. Ve şu anda benim meslek liselerinde okuyan kızlarım, İmam Hatipler'de okuyan kızlarımız başörtülü olarak okuluna gidebiliyor mu? Üniversiteye gidebiliyor mu? Devlet dairelerinde çalışabiliyor mu? Ya ne çileydi bu ya? Artık katsayı engeli var mı? İstediğin üniversiteye girebilecek misin? Şimdi de ben sizden gayret istiyorum. Çalışın, istediğiniz üniversitelere girin. Size yapılan bu zulmün hesabını sorun. Ve hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Biz sadece Hakk'ın huzurunda rükuda eğiliriz. Bunun dışında asla. Asla. Bugüne kadar eğdiremediler. Yine eğdiremeyecekler. Çünkü biz şuna inandık. Zalimler için yaşasın cehennem dedi. Onun için bu yola böyle devam edeceğiz. Şimdi şurada 18 gün çok çalışacağız. Hatta bugünü de yok farz et 17 gün. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Tamam? Her yola başvurabilirler. Ama biz siyaseti hukuk zemininde yürüteceğiz. Kimsenin oyununa gelmeyeceğiz. Başörtülüsü, başı açığı, el ele, omuz omuza bunlara en güzel dersi 30 Mart'ta sandıkta vereceğiz. Normalleşme bu ya. Normalleşme bu. Ama bunlar ayrımcılık yaptılar. Başörtülüyü bir kenara, başı açığı bir kenara koydular. Zaten onun için büyüyemiyorlar. Ama biz hepsini kucakladığımız için büyüdük. Biz 77 milyonu kucakladığımız için büyüdük. Biz de ne dedik? Ne inanç ayrımı, ne etnik ayrım. AK Parti'de bu yok. Ama ne yazık ki bunlar da var. CHP'de de var, MHP'de de var. BDP Kürtçülük yapıyor. Siyasi Kürtçülük. MHP'de siyasi Türkçülük yapıyor. Farkları bu. Bu. Biz bu ülkede Türk'ün de, Kürd'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de, Arap'ın da, Gürcü'nün de, Abazan'ın da hepsinin hakkını koruyan, onları savunan bir parti olarak varız. Çünkü kardeşlerim ben Türk'ü Türk olduğu için sevmiyorum. Ben Kürd'ü Kürd olduğu için sevmiyorum. Ben Arap'ı Arap olduğu için sevmiyorum. Velhasıl beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. Farkımız bu. Farkımız bu. Onun için insanlar arasında ayrımcılık yapamayız. Yapamazsınız. Değerli kardeşlerim, Mersin Türkiye'nin aynası. Türkiye'nin özeti. Ve biz Mersin'i bölgesinin parlayan yıldızı olarak geleceğe daha güçlü şekilde hazırlayacak projelere önem verdik. Öncelik verdik. Ve inşallah yerel yönetimle merkezi yönetimi birlikte götüreceğiz. Şimdi soruyorum. Bunlar hangi yüzle buraya gelip de biz büyük şehir olarak Mersin'i mülki sınırlara kadar büyüttük diyecekler. Onlar karşı dikildiler. Biz bunu yaptık. Hangi yüzle? Yok değil mi? Yok. Eyvallah. Ama gayret. Çalışacağız. Anlatacağız ve bu işi başaracağız. Kardeşlerim, Mersin'e
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Sever kardeşimizi sizlere takdim ediyorum. Zaten kampanyadan bu yana tanıdınız, biliyorsunuz. Ekonomi Bakanlığımızda çalışan, daha önce milletvekili adayımızda olan Mustafa Sever kardeşimizle inşallah 1 Nisan'dan itibaren artık Mersin'de yeni bir dönem başlasın istiyoruz. Bu konuda merkezi yönetimle, milletvekillerimizle ve Sever kardeşimizle el ele vereceğiz. Mersin'i çok ama çok modern bir şehir haline getireceğiz. İlçeleriyle beraber modern bir şehir haline getireceğiz. Onun için sizlerden özellikle desteğinizi isterken Sever kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Sahip çıkmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Yeni belediye başkanınız hayırlı olsun. Evet. Şimdi hazır mıyız? Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Mersin'i hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Biriz. İriyiz. Diriz. Kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Kalın sağlıcakla. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız, Adana Milletvekilimiz Ömer Çelik. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız, Karaman Milletvekilimiz Lütfi Elvan. Ekonomi Eski Bakanımız, Mersin Milletvekilimiz Zafer Çağlayan. Mersin Milletvekilimiz Nebi Bozkurt. Mersin Milletvekilimiz Çiğdem Münevver Ökten. Mersin Milletvekilimiz Ahmet Tevfik Uzun. AK Parti Mersin İl Başkanımız Mekin Sert Ersalt. Sesilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, milyonların omuz ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.